de haset duyuyor. Kimleri hedefliyor? Ana hedefi kim? Genellikle peygamberleri ve müminlerin başı olan kişileri hedefler şeytan. Yani en önemli konu odur. Ve ayette de bu görülüyor Kur'an'da. Açık açık vuruyor. Mesela münafıkların en büyük hedefi peygamberimizdi. Sonra sahabiler Hazreti Ali, Osman, Ömer ve şehit ettiler zaten görüyorsunuz. Ama Resulullah zamanında bir şey yapamadılar. Resulullah çünkü Kur'an'la onları bir manevi tılsım altına aldı. Ve onları kullandı. Mesela 300 münafığı kullandı. Mesela birçok cariye getirdiler. Peygamberimize para getirdiler. Mal, mülk, tarlalar, hayvanlar. Yani ucu bucağı yok. Yüz binlerce deve. Peygamberimizin evini silip süpürttüler. Bahçeyi, develerin altını onlar temizlediler. Ahırları onlara temizlettirdi Peygamberimiz. Münafıklar bütün at ahırlarını temizlediler. At, eşek ahırları. Hep onlar görevliydi yani. Münafıklar görevliydi. Zaten en ağırlarına giden o. Münafıktan. Diyor, o diyor karısıyla diyor cennet gibi yaşıyor diyor. Biz diyor eşek ağırları da eşek ağırlarını temizliyoruz. Peygamber çok nezaketli davrandı tabi. Yani çok şey onları hiç sarsmamaya dikkat etti. Artık canı burnuna gelince münafıkların kendilerini attılar, dar attılar yani. Peygamberimiz tabi ondan sonra onlarla yollarını tamamen ayırdı. Ve daha tabi özenli bir politikayla kendi içinde rahat, huzur içinde yaşadı Peygamberimiz. Ama sonra bu kahpeler dikkat üzerlerinden çekildiği için, bak dikkat edin, şeytanın üstünden dikkat çekildiği için şeytanın ipi koptu ve takibi kalktığı için münafıkların kudurdular. Gittiler Hazreti Osman'ı şehit ettiler, Hazreti Ali'yi şehit ettiler, Ömer'i şehit ettiler. Ya kardeşim yakalamışsın, çöksen üstlerine. Kullansana onları. Hata yaptılar. Hazreti Ömer, Osman mübarek. Canımın içi. Çok büyük hata yaptı. Tavanda bekliyor adamlar, münafıklar şey gibi. Ya dedi Müslümanların canı yanmasın. Ya kardeşim şeytanın canı yanmasın diyorsun. Derin Müslümanın ya. Müslüman var mı ortada senin? Ne diyor? Seni diyor halifelikten indireceğiz. Yapmazsan öldüreceğiz diyor. Bu nedir? Fitne. Fitne katilden beter. Hükmü ağır İslam'da. Çok ağırdır. Yani çok ağır. Efendime söyleyeyim. Tabi olay kötü gelişti. Osman hiç ellemedi münafıkları. Hiç. Ya kardeşim şeytan değil mi? Eline geçti Müslüman ne yapar? Üstüne çöker. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Ali de öyle mübarek. Ellemedi. Rahat rahat püfür püfür git namazını kılıp git bir münafıklar at oynatıyor. Gayet rahatlar. Ellemediler. Hazreti Ali dokunmadı. Osman dokunmadı. Ömer de dokunmadı. Dokunmayınca işte böyle onlar sana saldırırlar. Ve felaket kapıya dayandı. Gittiler Ehl-i Beyt'i şehit ettiler ondan sonra. Çünkü kafayı neye taktılar? Mehdi'ye. Mehdi zuhur olacak. Çıldırdı bunlar. Evet. Bak şimdi münafıkların en büyük karşıtlığı dikkat edin Mehdi'dir. Evet. Mehdi ile ilgili hadislere akıl almaz saldırıyorlar şu an. Evet. Mehdi ile ilgili hadislere akıl almaz saldırıyorlar. Korktuğunuz başınıza gelecek. İnşallah. Peygamberimiz diyor ki ya Ebu Zer diyor. İnsanların şeytanların şerrinden Allah'a sığın buyurdu diyor. Ya Resulullah diyor Ebu Zer. İnsan şeytanları da mı var diyor. Yani o başka türlü düşünüyor. Halbuki münafık zaten şeytan oluyor. Evet, evet. Resulullah evet buyurdu. Nesli İstihaze bölümü 48 Müsned'in 5 ve 178'de. Münafık şeytanın insan şekline gelmiş halidir. Yakaladın mı bırakmak haramdır. İflahı kesilinceye kadar devam eder. Her ne pahasına olursa olsun. Kur'an'la, ayetle, ilimle, irfanla ve kanunla, hukukla. İflahı kesilinceye kadar. Bırakırsan ne olur? Ömer devri gibi olur. Osman zamanı gibi olur. Allah o zaman tersine çeviriyor. Olmaz.
Resulullah çok dikkatlice onları kullandı. Bakın ahır görevlisiler. Hazreti Osman radıyallahu anh mübarek kendi yüzünden isyancılara karşı Müslüman kana dökülmemesi için çatışmaya izin vermemişti. Ancak münafıklar kudurmuştu. Hazreti Osman'ı öldürmeye karar vermişlerdi. Hiçbir öğüt dinlemiyorlardı. Yani gözü dönmüş artık. Yani kudurma alameti böyle. Münafık kudurması. Hazreti Ali isyancılara, münafıklara diyor ki kılıçlarınızı sıyırmayın. Sıyırsanız, bak sıyırırsanız bir daha kınına koyamazsınız. Unutmayınız ki Medine'yi koruyan meleklerdir. Eğer onu şehit ederseniz, Hazreti Osman'ı şehit ederseniz, melekler Medine'yi bırakıp giderler. Bir halife şehit edilince 30 bin insan şehit edilmiş gibidir diye onlara ikazda bulundu. Fakat münafıklara etkisi olmadı. Ve gidip o mübareği şehit ettiler. Ama işte her zaman diyorum münafıkları eğer hani bunlar it kopuk takımıdır. Boş ver. Ondan sonra iti öldürmekten sonra kenardan geçmek evladır veyahut işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Olmaz. Münafığı yakaladın mı şeytanı yakalamış oluyorsun. Çökertince kadar yakasını bırakmasın. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl fark etmez. Yani ne kadar çırpınırsa çırpınsın mutlaka çökertinceye kadar devam edilmesi farzdır. Allah şeytanı sana teslim etmiş, sen elinden kaçırıyorsun. Allah sana teslim etmiş. Allah onun faaliyetini bitir diye sana teslim ediyor. Sen onu bırak diye teslim etmiyor ki. Öyleyse münafıklar da o zaman açıkçası ortaya çıkıyor, münafık olduğunu göstertiyor. Bırakılır mı? Ya bırakırsan işte öyle olur. Ali, Hazreti Ali, Hazreti Osman'ı, Ömer'i, Ehl-i Beyt'i hepsini şehit ettiler. Onun için 3, 5, 10 demeyip şeytanı yakaladın mı üstüne çökmek ve tamamen bitinceye kadar mücadele yapmak, ilimle, irfanla, kanunla, hukukla mümin için farzdır. Yani onun geri dönüşü olmaz. Öyle bir şey olmaz. Kardeşim, peygamberimiz zamanındaki münafıkların olayı o kadar büyük olay ki yani öyle Müslümanlar bu kadar olayın farkında değiller. Yani olay çok büyük. Yani facia. Hep geçmişler baktı. Ehl-i sünnet falan hiçbir konusuna gitmiyor. Şia bunun üstüne çok gider. Canlarım benim. Her sene böyle dövüne dövüne ağlarlar yani o olaylar. Mesela bak Hazreti Ali bu münafıklarla savaş için Müslümanları çağırıyor mücadele için. Şimdi adamlar cins çıkıyor ya. Bak kabus gibi ya. Yani kabus gibi. Hazreti Ali topluluğa diyor ki size yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Kalbi çatlatan, aklı mantığı durduran halinize yazıklar olsun ki bak yanlış yolda oldukları halde onlar aralarında böyle kenetlenmiş olsunlar da münafıklar aralarında kenetlenmişler. Bak münafıklar aralarında kenetlenmişler. Müslümanlara karşı. Hazreti Ali'ye karşı kenetlenmişler. Yanlış yolda oldukları halde münafıklar aralarında böyle kenetlenmiş oldukları halde ve siz de ayrıca haklı olduğunuz halde Müslümanlar darmadağınık ve cesaretsiz olasınız. Gayret ediyorum size diyor. Eğer size kışın münafıklara saldırın dersem henüz şiddeti soğuk ve ayaz zamanıdır diyorsunuz. Eğer münafıklara sıcak mevsimde saldırın dersem şimdi ortalığın alev alev yandığı bir sıradır. Biraz ara ver ve bu şiddetli sıcak dönem geçsin diyorsunuz. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olmayanlar diyor. Ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar. Ey ayağına süs takanlar gibi aklı olanlar. Yani orada çünkü ayağına süs takan erkekler vardı. Yani o çünkü onlar da onlardan yana dönmüş, anlamış. Yani münafıklar daha büyük bir şeye dönüşmüş. Daha büyük bir yapıya dönüşmüş. Benim
içimi elem ve öfkeyle doldurdunuz diyor Hazreti Ali'ye. Sonra da biliyorsunuz şehit ediyorlar. İşte burada demek istediğim bu ki, yani şeytanı Allah müminden eline teslim ettiğinde, şeytan pestil gibi ezilmeden, ilimle, irfanla, kanun hukukla ezilmeden şeytan bırakılmaz. Bırakırsan Allah onu haram kılar. Yani haram bir fiil yapmış olur. Ve o bu sefer fitneye ve belaya döndüğünü Allah göstertiyor. Ama gereğini yaparsan hem sevap kazanıyorsun, hem bereket kazanırsın, hem müminlerin kalbine ferahlık, inşirah gelir. Allah diyor ya ayette, kalplerinize bir ferahlık ve inşirah diyor. Ve hem ehli beytin intikamı alınmış olur, hem Allah'a şeytanın kafa tutmasının intikamı alınmış olur. Çünkü şeytan Allah'a değil mi? Kafa tuttu. Allah gerçi kıyamette intikamını alıyor ama bir de dünyadaki intikamı vardır. Şeytanı rezil etmek çok önemlidir. Münafıklar ne diyorlar? İttihat-ı İslam istemiyoruz. Başka? Mehdi de istemiyoruz. Ehl-i Beyt düşmanlığı. İsa Mesih'i de istemiyoruz diyorlar. Homoseksüelliğe serbestlik verilsin. Darwinizm serbest olsun. Müminlerin başına bir lider seçilmesin. Ve kadınlara da karşı olalım. Kafa bu. Ve müminlerin birlikte ve beraber olmalarını da istemiyoruz diyor. Ne olması gerekiyor? Dağılması gerekir diyor. Müminlerin başında da baş olsun istemiyoruz diyor. Ha, o zaman sen kendini bize tanıtıyorsun. Şeytan olduğunu en ince kodlarına kadar aktarmış oluyorsun. Çünkü biz parola soruyoruz. Şeytan diyor parola deyince. Peki parolanın açılımını yap diyoruz. Biz sayıyor halis şeytan. Yani eylemlerinden anlıyoruz. Ne istiyorsun diyoruz. Belasını istediğini söylüyor. O da Allah'tan onlara gelecek bir beladır işte. O zaman ilim, irfan, kanun, hukuk devreye girer. Aksi haramdır. Yani nihayet pezir oluncaya kadar, yerle yeksan oluncaya kadar şeytan, mümin onlarla mücadeleyle mükelleftir. Aksi haramdır. Şeytanın helaki farzdır. İnsan şeklinde de geldiyse artık hiçbir bahane yok. Kaçacak, göçecek yeri de yok. Çünkü elle tutulur bir şey bu, gözle görülür bir şey. O yüzden Allah'a kafa tutmasının karşılığı olarak şeytanın ve Ehl-i Beyt'e, Resulullah'a, bütün peygamberlere düşman olması nedeniyle şeytanın mağlubiyeti farzdır. Zaten onun mağlubiyetini Allah mağlup yaratıyor. Şeytan mağlup yaratılır. Yani ilk defa inilmez orada. Yani müminin orada bir emek vermesi varmış gibi görülür ama aslında o zaten mağlup yaratılır. Yani Tevrat da onu söylüyor. Allah senin eline verecek onları diyor. Sen de onları yerle yeksan edeceksin diyor. Çünkü yerle yeksan eden Allah'tır. Neyle? İlimle, irfanla, kanunla, hukukla. Mesela bak, münafık uslubuna bak ya. İbn-i Mülcem, bu kahpe işte, adı gibi kahpe. İbn-i Mülcem, Hazreti Ali'yi sabah namazı için evinden çıktığında kahpelikle, münafıklarda böyle kahpelik vardır, zehirli kılıcıyla saklandığı yerden fırlayıp başının ön tarafına vuruyor. Yüz kısmına, yüzden alnına doğru vuruyor kılıcı. Derin bir yara açıyor. Zehirli ama kılıç. Peygamberimiz söylüyor ama ona, Hazreti Ali'ye. Yüzünden sakalına kan akacak diyor. Evet, onu söylüyor yani. Çok önceden söylüyor ya. Ama yani o alelade bir yaralanma gibi düşünmüş olabilirler onu. Yani yüzünden sakalına kan aktığını gördüm diyor Peygamberimiz. Aynı şekilde oluyor. Yüzüne vuruyorlar. Ondan da sakalına akıyor kan. Onun mübarek sakalı peygamberin dediği gibi başından akan kanla boyanıyor.
Bak İbn-i Mülcem Kahpes'in lafına bak. Diyor ki emir ve hüküm sadece Allah'a aittir. Doğru. Ey Ali diyor, sana ve arkadaşlarına değil diyor. Allah Allah. Ali ne diyor zaten? Kur'an'a uyalım diyor. Bak görüyor musun Kahpe'yi? Sanki o emir ve hüküm bana aittir. Demiş gibi. Yani o ya kardeşim imam mı hadeten? İmam. İmam olunca tabii ki onun emrine uyacaksın. Ya diyor ben senin emrine niyeyim? Allah'ın emrine uyarım diyor. Sen onu imam seçmedin mi? Emir sahiplerine duyun diyor Allah ayette. Emir sahibine uyacaksın Kur'an'a göre. Bak çarpıtmayı görüyor musun? Münafık çarpıtmasını. Sana ve arkadaşlarına ait değil diyor. Sahabilere ait değil diyor. Hüküm. Yani onun hükümeti var. Ya emir sahiplerine uyun dendiğinde emir sahiplerine uyulur. Allah'ın emri bu. Biz Allah'a uyarız, sana uymayız diyor. Allah'a uyuyorsan ona uyman lazım. Şimdi münafığın mantığıyla nasıl baş edilir burada? Ama bak münasebesi mantığı görüyor musun? Evet. Peygamber diyor ki Hazreti bak ben emir sahibi benim emrime uy diyor. Ben senin emrine Allah'ın emrine uyarım ben diyor. Lan ah bak o işte imam. Yani Müslümanlar lider Allah emir sahibine uy deyince uyman gerekmiyor mu farz işte? Münafık saptırmasını görüyor musun? Bütün münafıklar böyle ahmaktır yani. İbn-i Mülcem ve diğer münafıklar bir araya gelip Nehrevan'da ölen arkadaşlarını anarak eğer biz canlarımızı vererek de olsa hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek bak görüyor musun? Hak yolundan ayrılıyor Hazreti Ali'ye. Peygamberimizin canı gibi sevdiği, peygamberimiz için canını ortaya koyan, savaşlara katılan mübarek, muhterem, müberra, muhteşem bir insana ne diyor bak? Hak yolundan ayrılan lider. Liderleri öldürürsek memleket onlardan kurtulur. Ya sen git küfürle uğraş. Münafıklarla uğraş. Alçaklarla uğraş. En mübarek insanla niye uğraşıyorsun Kahpe? Biz de böylece kardeşlerimizin intikamını almış oluruz. Diğer münafıkların intikamını alırız diyor. Diyerek Hazreti Ali'yi şehit etme planını yapıyorlar. Hazreti Osman'ın şehit edilişinde ev tıklım tıklım doluydu. Onlar arasında Abdullah bin Ömer, Hasan bin Ali de vardı. Bak görüyor musun? Abdullah bin Ömer. Ömer'in oğlu. Halbuki onlar müdahale edebilirlerdi yani. Ama Osman kesinlikle bunlarla savaşmama kararı aldı. İşte bu hata. Ya şeytanla savaşacaksın mübarek. Allah'ın düşmanıyla savaşacaksın. Niye merhamet ediyorsun ya? Şeytana merhamet edilir mi ya? Halbuki gereğini yapın deseydi bitmişti. Hiç bu fitneler olmayacaktı. Hiçbir olmayacaktı. Müslümanlar çarpışmak ha asla olmayacaktı. Ya Müslüman yok karşında şeytan var. İblis adam münafık görmüyor musun? Yüz cihette münafık ayette tam ittifak halinde. Bütün münafık alametleri var. Mümini tanıyorsun da münafığı nasıl tanımazsın mübarek ya? Münafığa Müslüman denir mi? O zaman işte böyle yapıyor. Bak hemen cinayet işlediler yani. İçeri girdiler. Yaşlı insan vurdular kafasına kılıçla, kan, Kur'an okurken orada şehit ettiler. Münafık olduğunu şimdi mi anlıyorsun mübarek? Son ana kadar ses çıkartmadı. Münafığı Allah Kur'an'da tanıtıyor. Mümini tanıtıyor, kafiri tanıtıyor. Aydan güneşten var. Biz gördün mü? Tanırız. Allah diyor ufuklarda, nefsinizde, dış alemde size gösterip göreceksiniz ve görüp bilip tanıyacaksınız diyor ayetlerimi. Münafık olup tanıyacağın şekilde yaratıyor Allah. Münafıklarda bir Kur'an'ı kendi lehlerine kullanma özelliği var. Münafıklar İbn-i Mülcem katil Kahpe bu Kahpe'yi kahraman olarak andılar. Hakkında şiirler yazıyorlar, yani yazılar falan böyle övücü. Münafıklar birbirini kollar, böyle bir özellikleri vardır. Hem aralarında savaşırlar, küfürleşir ama böyle saldırganlıkta bir araya gelirler. Hepsi homoseksüeldi bunların. Bu İbn-i Mülcem de homoseksüeldi. Hatta insanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Halbuki bu haris, ihtiraslı bir alçak. Mal için zaten bu ahlaksızlıkları yapıyor. Kendini de feda ediyor diye bir konu yok. Tahmin etmedi böyle bir şeyin olacağını, böyle karşılık alacağını.
Allah kullarına şefkatlidir. Bu ayet diyor onun içindi diyor, münafık içindi diyor. Hazreti Ali'yi katledince münafığın aklını görüyor musun? Bunlara verecek cevap belli. Hazreti Ali'nin vefatından sonra İbn-i Mülcem Hazreti Hasan'ın huzuruna çıkarıldı. İbn-i Mülcem, ben Rabbime bir ahitte bulundum. Bu ahdi mutlaka yerine getirmeyi arzuluyorum. Ben Yüce Allah'a Ali ve Muaviye'yi öldürmeyi ahdetmiştim. Ben Muaviye ile baş başa bırak, onu öldürürüm, bunu yapamazsam gelir sana biat ederim dedi diyor. Bak yine şeytanlık yapıyor. Halbuki Muaviye'nin zaten adamı ve Muaviye'nin aldığı paralarla onu yapıyor. Ve alay homoseksüel bunların. Ve hepsi kadın düşmanıydı. Hazreti Hasan ise Hazreti Muaviye ile değil, cehennem ateşiyle baş başa bırakacağını söyleyerek orada ona gereken ilgiyi göstertiyor. Yani ne diyor? Bak Hazreti Hasan ise Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile değil. Seni Muaviye ile karşı karşıya bırakmayacağım diyor. Onunla görüşmene gerek yok diyor. Seni cehennem ateşiyle baş başa bırakmayı düşünüyorum diyor. İşte bu kadar ya. Burada hep işte bu hata, yani bu gereksiz merhamet çok büyük hata olmuştur. Ya kardeşim, adam sana haset ediyor. Müslümanlar İttihat-ı İslam'ı istemiyor. İslam'a karşı mücadele veriyor. Emir sahibi kabul etmiyor. Allah'ın ayetlerini tersine çeviriyor. Her ayeti tersine çeviriyor. Mesela Allah'a itaat edin diyor mesela Cenab-ı Allah. Ama ayette diyor ki emir sahiplerine itaat edin diyor. Evet. Şimdi adam diyor ki ya ben emir sahibim, bana itaat et. Sonra ne itaat edeceğim ben? Allah'a itaat ederim diyor. Ayet söylüyor. Evet. Ayetin devamını söylesene. Evet. Yok. Şimdi bu nafık deliliğine karşı çözüm akılcı olması gerekir. Asrımızda nasıldır? İlim, irfan, kanun ve hukuktur. Yani asrımızın münafıklarıyla bu münafıkların arasında en ufak bir fark yok. Bak onlar da ayeti çarpıtarak kullanıyorlar. Şimdinin münafıkları da aynı çarpıtarak kullanıyorlar. Şimdi ama o devirde münafık sayısı çok fazla tabii. 300'e yakın, yani çok kalabalık çünkü. 600'e 300'ler. Yani çok şey, zor bir durum.